Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 27 Ağustos 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Küresel enerji talebi pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktı. Londra Merkezi Düşünce Kuruluşu Ember tarafından yapılan belirlemeye göre küresel enerji sektöründe talep pandemi öncesi seviyenin %5 civarında üzerine çıktı. Analize aynı zamanda talep artışının yenilenebilir enerji arz artışından da daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Benzine 24 kuruş zam. Uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleriyle kurlarda yaşanan değişimin etkisiyle benzinin rafineri çıkış fiyatları yükseldi. Benzinin litre fiyatına 24 kuruş zam geldi. Fiyat artışı ÖTV tutarından karşılanacağı için pompaya yansımayacak. Sıcak hava klimaların yükünü artırıyor. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı İbrahim Atmaca, son günlerde tepki çeken yüksek elektrik faturalarını değerlendirdi. Atmaca'ya kulak veriyoruz. Elektrik birim fiyatları, kilowatt saat birim fiyatları yükseldi. Ama aynı zamanda Antalya gibi sıcak şehirler özelinde baktığımızda klima cihazları çok yoğun kullanılıyor. Ve klimalar içeriden aldığı ısıyı dış ortamdaki havaya atan cihazlar. Dış ortam sıcaklığı ne kadar yüklü? Klimaların verimleri ve kapasiteleri de düşüyor. Hem kullanıcının iç ortamda daha düşük sıcaklıklarda klima cihazını çalıştırması, hem de yüksek dış ortam sıcaklıkları kompresörün daha yüklü elektrikle çalışmasına sebep oluyor. Bu da tabii ki faturaların kabarmasında bir etken. İbrahim Atmaca'nın yüksek gelen elektrik faturaları ile ilgili değerlendirmelerini dinledik. ODAŞ'ın kredi notu yükseldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu GCR Eurosia Rating, ODAŞ Elektriğin kredi notunu yükseltti. Şirketin Türk Lirası cinsinden uzun vadeli ulusal notu BBB- seviyesinden BBB seviyesine yükseldi. Görünümü ise stabil olarak teyit edildi. Sanko Gazi 9 resi hibrit santrale çeviriyor. Sanko Enerji Çanakkale'de işletmekte olduğu Gazi 9 rüzgar enerji santraline yardımcı kaynak olarak 10 megawattlık güneş enerji santrali kuracak. Projenin maliyeti yaklaşık 52 milyon lira olarak hesaplanıyor. Nükleer atıklar İsveç'te elektrik krizini tetikleyebilir. İsveç'te nükleer atık depolama sonunda hükümetin henüz karara varamaması 6 nükleer reaktörün 3 yıl içinde kapatılması ihtimalini ortaya çıkardı. Ülkede 6 nükleer enerji reaktörü elektrik üretiminin yaklaşık 3'te 1'ini karşılıyor ancak atıkları depolamak için alan tüketiyor. Rafinerilerin iyileştirilmesi emisyonları %10 azaltabilir. Van Earth'te yayınlanan bir raporda petrol rafinerilerinin düşük karbon önlemleri almaları halinde 2020-2030 arasında küresel emisyonların %10 azaltılabileceği belirtildi. 2000-2018 yılları arasında 1056 rafinerinin incelendiği rapor, verimliliği artırmayı ve ağır petrol işleme teknolojilerini geliştirmeyi hedefliyor. Rusya'nın kömür üretimi arttı. Rusya'nın Temmuz ayında kömür üretimi geçen yılın aynı ayına göre %6'dan fazla arttı. Atlantik ve Pasifik'te artan talep, ülkenin kömür üretiminin ve ihracatının yükselmesini sağladı. Değerli dinleyiciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı herhangi bir kamu kurumunun enerji kimlik belgesi verme yetkisinin olmadığını açıkladı. Bir bilgilendirme metni yayınlayan bakanlık, bu kuruluşların kamu kurumu olmadığını ve bu kuruluşlarda çalışan kişilerin de kamu personeli olmadığını belirtti. Sırbistan'ın yeşil enerjiye geçiş planı hazır. Balkan ülkesi Sırbistan, yenilenebilir enerji yatırımlarının ağırlıkta olduğu 17 milyar euro değerinde bir yatırım planı sunacak. Söz konusu yatırımlar arasında hidroelektrik santrallerinin inşası yanında güneş, rüzgar ve gaz santralleri de yer alıyor. Elgin Enerji, Alman kredisiyle 50 güneş projesi yapacak. İngiliz enerji şirketi Elgin Enerji, 50 güneş enerjisi projesini geliştirebilmek için Alman banka Bloomberg'den kredi alıyor. Elgin Enerji, 2025 yılına kadar 5000 megawattın üzerinde güneş enerjisi projesini tamamlamayı hedefliyor. Çin'de kömür santrali onayları %80 azaldı. Uluslararası Çevre Örgütü Greenpeace'in raporuna göre Çin'de yerel yönetimlerin kömür santrallerine verdiği onaylar yılın ilk yarısında %80 azaldı. Yönetimler ilk 6 ayda 5200 megawattlık 24 yeni kömür santraline onay verdiler.
Çek Cumhuriyeti batarya fabrikası kuracak. Çek Cumhuriyeti'nin devlet kontrolündeki elektrik üretim şirketi CEZ, elektrikli araç batarya fabrikası kurmayı planlıyor. CEZ ve Çek hükümeti elektrikli araç ve batarya üretim projeleri için uluslararası ortaklar bulmaya çalışıyor. Kurulacak konsorsiyumun ortakları konusunda karar yıl sonuna kadar verilecek. Sırada petrol fiyatları var. Meksika körfezinde beklenen bir kasırga nedeniyle bölgedeki üretim tesisleri boşaltılıyor, üretimde kesinti olacak. Gelişme üzerine piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı %2'ye yakın yükselerek 72 doların üzerine çıktı. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 28 Ağustos 2021 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 604.72 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 00.01 aralığı için 636 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 07.08 dilimi için 378.30 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.